Bakın şu anda gelen paketle sanıyorum devlet bir 10 milyara kadar bir paradan vazgeçiyor. Baktım Sayın Bakan'a da sordum. Plan Bütçe Komisyonu'na da sordum. Ne kadarı garibanlara gidecek? Mesela emeklilere ne gidiyor? 30 yılını doldurmuş emeklilere ya da işte engelliler de, dolayısıyla vazgeçilen para ne kadar topluyorsun? Hepsini topluyorsun 1,5 milyarı bile bulmuyor. Değerli arkadaşlarım, gerçekten siz adalet filan diyerek geldiniz ama o klasik tuzağa yakalandınız. Tuzak şu, siyaseti dün de söylemiştim, birikimin ve tahakkümün aracı olarak kullanma tuzağına düştünüz. Gerçekten bu şeyle, bu pakette de aynı tuzağın içinde olduğunuzu görüyoruz. Daha önce biliyorsunuz bir şey çıkardınız, can suyu kredisi gibi işte mikro ölçekli KOBİ'lere verilecek şeyler. Bakıyoruz, şimdi her ilden şikayetler geliyor. Bakıyoruz, okuyoruz. İşte kimlere verildi? Gerçekten ihtiyaç sahipleri mi değil? Hep yanınızdakilere vermişsiniz değerli arkadaşlarım. Rize'den, Trabzon'dan, Artvin'den listeleri aldım. Listelerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis üyesinden ilçe yönetim kuruluna, il yönetim kuruluna kadar. Değerli arkadaşlar, siz böyle değildiniz ya. Nasıl böyle oldunuz? Gerçekten insan şaşıyor. Bakın gelecek sene 2017 yılında 126 milyar TL vergi harcamaları raporunuzda istisnalar ve teşvikler dolayısıyla 125 milyar TL'den vazgeçiyorsunuz. Kimlere gidiyor bu ve nasıl oluyor bu? Gerçekten bunların hesabını yapıyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Tamam, hükümet getiriyor, grup başkan vekilleri bu iş böyle olacak diyor. Ama hepiniz bir bir tek tek sorumlu değil misiniz? Yarın tek başına gitmeyecek misiniz huzura? Orada burada el kaldırırken bunun hiçbir sorumluluğu yok mu diyeceksiniz değerli milletvekili? Seçmenin hadi yarına gelmeden bugün seçmenlerinize ne diyorsunuz değerli arkadaşlarım? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bakın bu paketin içinde geçen paketlerden kalma bir gemicilerle ilgili madde var. Haluk Pekşen çok güzel anlattı burada ve resmi çok güzel gösterdi. Siz garibanlardan gerçekten şikayet ettiğiniz şey yapıyorsunuz. Garibanlardan topluyorsunuz, zayıf olan toplum kesimlerinden topluyorsunuz ve güçlü olanlara aktarıyorsunuz. Nasıl olsa diyorsunuz bu güçlü olanlar onlara da damla damla verir değerli arkadaşlar. Bu yanlıştır. Bu adaletle bağdaşacak bir şey değildir ama bunu yapıyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi olmanıza rağmen bunu yapıyorsunuz. Millet de bunun farkındadır aslında. Başka bir şey daha söyleyip bitireyim konuşmamı. Değerli arkadaşlarım, siz sürekli şekilde hala mağduru oynuyorsunuz. Hayır, mağdur falan değilsiniz. 15 seneden beri bu ülkeyi yönetiyorsunuz. O şikayet ettiğiniz vesayet dediğiniz her şey ortadan kalktı ama düzen hiçbir şekilde değişmedi. O vesayet dediğiniz dönemlerde de böyle yasalar gelirdi burada, görüşülürdü. Ben bir dönemde burada bulundum. Aynı şeyleri söyledik orada. Gerçekten geniş halk kitlelerine fazla bir şey verilmiyordu. Siz de aynı şeyleri yapıyorsunuz. Aynı noktaya geldiniz. 15 sene sonra Adalet ve Kalkınma Partililer, sizler ne oldu, niye böyle olduk diye soru soruyor musunuz değerli arkadaşlarım? Sorun lütfen. Saygılarım.